Bu Yukrup. Kendisinin YouTube üzerinde 850 bin abonesi var. Genellikle oyun, hikaye, tepki kategorilerinde içerik üretiyor. Gerçek ismi ve soy ismi Eren Keskin. Ancak çoğu insan bunu bilmiyor. Bazıları Yukrap, bazıları Yukarp, bazıları Yukrep, bazıları da Yakup diyor. Yukrup 3 yıldır bu kanalda içerik üretiyor ve geçmiş artı günümüzde sağlam izlenmeler, aboneler alıyor. Peki bu Yukrup kaç yaşında? Google'da aratıyorum, bulamıyorum. Kanalda arıyorum, bulamıyorum. Bir saniye, bu çocuk 16 yaşında mı, 18 mi yoksa 54 mü? 54 olmadığına eminim ama araştırmamızı bulmamız lazım. Siz de benimle birlikte bu araştırma sürecinde yardımcı olmak isterseniz videoyu aşağı kaydırın, aşağıdan abone olun ve 10.000'den fazla beğeni atın. Bu yeterlidir. Hazırsanız araştırmaya başlayalım. Şimdi öncelikle bu Yukrup'un tüm videolarını araştırdım. Yaşını nereden öğrenebilirim, nereden öğrenebilirim diye kafayı yedim. Çünkü anlarsınız ya, çocuğun 400'den fazla videosu var ve 400'ünü de izleyemem bu videoların. Bu sebeple soru cevap videolarına bakmam daha mantıklı geliyordu. Bu çocuk her videosunda yok 13 yaşındayım, yok 14, yok 12. Ya bu çocuk kaç yaşında? Bu çocuk 5 yıldır 14 yaşında. Doğrusunu bulmam lazım. Öncelikle bu Yukrup'un yayınlarını araştırdım ve yaşla alakalı çok bir şey bulamadım. Bir yayında 13, bir yayında 14, bir yayında 52 falan diyordu. Geçmişini iyice araştırdım. Bir gönderi bulmuştum. Bu gönderide arkadaşlar yaş işinde şaka yapıyorum, 13 yaşında değilim yazıyordu. Bu arada bu gönderi atıp silinmişti. Şimdi bu gönderi 2 yıl önce, yani 2021'de atılmıştı. Bunu notlarıma not ettim ve araştırmaya devam ettim. Bu Yukrup'un sesine baktığımızda bayağı büyük biri gibi geliyor sesi. Ben ilk düşündüğümde rahat bu 17-18 yaşında vardır demiştim. Yüzüne bakınca da tamam, çocukça dursa da sakalın olduğu videolarda bayağı bu adam büyük gibi gözüküyordu. Sakal önemli bir etkendi. Ben şimdi yorumlara abimi yazsam yoksa yazmasam mı bilemiyorum. Bu araştırmayı tamamlamak için kendisine ulaşmaya çalıştım ama kendisi bana dönmedi. Araştır, araştır, bulamıyordum. O sırada 100.000 abone özel soru cevap videosuna denk geldim. Bir umutla videoyu baştan sona izlerken videonun 5. dakikasında beklediğim sonucu buldum. Videoda Yukrup'un bir takipçisi yaşını soruyordu, Yukrup da 13 diyordu. Ahanda olayı çözdük mü acaba? 13 yaşında olduğunu söylediği video 2022'nin Mart ayında yayınlanmıştı. Hatırlarsanız atıp sildiği bir gönderide de 2021 yılında 13 yaşında değil diyordu. Bu nasıl iş arkadaş? Adam 2021'de 13 yaşında değilim, daha büyüğüm diyor ama 2022'de 13 yaşındayım diyor. Bu çocuk ya zaman yolcusu ya da havadan sıkıyor. Hayır, bir de kendi hikayesini anlattığı videoda da başlıkta 13 yaşındayım yazıyor ama videoda 14 yaşındayım diyor. Ya bu çocuk kaç yaşında diye sinirlendiğinizi duyuyor olabilirim. Merak etmeyin, çözeceğiz. Öncelikle Yukrup'un en eski kanallarından birini buldum. Bu kanaldaki videolardan biri 7 yıl önceydi, yani 2016'da atılmıştı. Sesine ve tipine bakılacak olursa bu çocuk 8 yaşında gibi görünüyordu. Eğer ki 8 yaşındaysa şu anda matematiksel olarak 15 olması lazım. Hocam bir saniye. Eğer ki şu anda 15 yaşında oluyorsa, 2021'de 13 yaşından büyüğüm diyorsa ve 2022'de de 13 yaşındayım diyorsa burada işler iyice karışıyor. Öncelikle bu işlere bir son vermek için kanalını iyice araştırdım ve okulum nasıl kanalının olduğunu öğrendi videosunu buldum. Bu nasıl devrik bir başlık ya? Bu videodan 2 tane var ve birincisinde 7. 8. sınıf anılarını anlatırken birinde 9. sınıf anısını anlatıyor. Ve ayrıca 9. sınıf anısını anlatırken 9'a yeni geçtiğini ve 10'a geçeceğini söylüyor. Zaten 2022 tarihinde sabitlediği yoruma bakarsanız lise 1'e geçtim diyor. Bu çocuk net Z kuşağından olmalı. Bu yüzden Z kuşağının muhtemel yaşlarını araştırdım. Bu çocuk ya 2008'li, ya 2009'lu ya da 2010'lu. 2010'lu olursa ve ayın ortalarında doğduğunu hesap edersek bu çocuk 13 yaşında, hatta 14'e geçmiş olabilir. Bu çok küçük bir ihtimal gibi gözüktüğünden 2010'a eğiliyoruz. 2009'a baktığımızda 15 yaşında olması lazım ama sesi, tipi falan hiç 15 yaşında birine benzemiyor. 2008 olsa da zaten 16 yaşındayım derdi çocuk. Abi kafayı yiyeceğim, nasıl ya? Sizce bu çocuk kaç yaşında? Dur çözeceğim, sakin. Öncelikle yakın zamanda Yukrup doğum gününün olduğunu attığı fotoğraflar ve gönderilerle belli etti. Bu çocuk 22 Aralık'ta doğmuş. Yani başta yaptığımız yılın ortasında doğduysa hesabı boşa çıktı. Bu çocuk yılın sonunda doğmuş. 9 gün daha geç doğsa bir sonraki yılda olur ama bu yılı bulmak için 22 Aralık'ın sonundaki yılı bulmamız lazım. Eminim kafanız karışıyordur, merak etmeyin, benim de kafam karışıyor ama bulacağım. Öncelikle kendisi bana gelip kimliğini gösteremeyeceğinden dolayı gidip arkadaşlarına yazdım. Arkadaşlarından biri bana 17 yaşında olduğunu söyledi. Bu çocuk 17 yaşındaysa 2006'lı olması lazım. Ama biliyorsunuz ki 22 Aralık'ta doğduğu için yılın sonuna kadar bu çocuk 16 yaşında oluyor. Ve 22 Aralık gelince 17 oluyor. Bir kere bu doğru olsa bu çocuk bir yıl önce doğum gününden 4 gün sonra attığı videoda başlığa 13 yaşında değil 16 yaşında yazardı. Abi ben matematikten 38 almış adamım. Ben anlamıyorum ki yaş hesaplamadan. Bu hesaplamaların ardından Yukrup'un arkadaşının bana yalan söylediğini anladım ve araştırmaya devam ettim. Bu arada arka planda bilgi toplamaya devam ediyordum. Mesela TikTok'ta iki kişiyle karşılaştım ve neredeyse ikisi de Yukrup'un yüz olarak kopyalarıydı. Ulan Yukrup KYK yurdu
yurduna ne yapıyorsun sen? Bir saniye, bu gerçekten de Yukrup muydu? Eğer öyleyse Yukrup'un arkadaşı bana yalan söylememiş. Bu çocuk gerçekten de 17-18 yaşlarında olabilir. Ama bunu da çürütmem çok zaman almadı. Yukrup ilk çektiği videodan beri aynı evde yaşıyor ve hiç KYK yurduna benzemiyor burası. Şimdi tipe sese baktık, 17-18 dedik. Ya boya baksaydık ne derdik? Yukrup'un boydan fotoğraflarını bulmam lazım. Bu yüzden Instagram'ına girdim. Bulduğum ilk fotoğraf boydandı ama kamera 0.5'te çekildiği için ve birazcık alttan çektiği için aynı fotoğrafın ikincisinde de Yukrup'un Demirtel ile aynı boyda olduğunu öğrendim. İçimden bu çocuk kısa çıkacak gibi geliyor ama hayırlısı. Son iki fotoğrafa geldim. Bu fotoğrafta da çok bir şey belli olmuyordu çünkü bu sefer de arkada ağaç vardı ama ağaç aşağıda kalmıştı. Son iki fotoğrafta da oturuyordu. Ulan dışarı çıkmışsın, orada da oturuyorsun, az çimene dokun. Bu arada bu fotoğraftan Yukrup'un ayağına bakarak birkaç tahminde bulunabilirdim. İlk fotoğraf 0.5'te çekilmiş. O yüzden ayak dev gibi duruyordu. İkinci fotoğraf ise normal çekilmiş ve bu sefer ayak o kadar da dev durmuyordu. Ayakkabı modelini hemen buldum ve boyutlarına baktım. Ayakkabının tek satın alınabilir yerde bedenleri 40.5 ile 44 arasıydı. Bu ayak nereden baksanız 42-43 gibi duruyor bence. Nereden bildiğimi sorgulamayın. Yukrup'un boyu yaklaşık 1.60 ile 1.65 arası bir şey olması lazım. Bu boya göre ve bu fotoğraflardaki vücuda göre 18 yaşında diyebilir miyim bilmiyorum. Zaten boyunun kısa olduğunu bir sonraki fotoğraflarda anlayabilirmişim. Boşa çabalamışım yani. Abi yavaş yavaş kafayı yiyorum. Bu çocuk kaç yaşında ya? Instagram fotoğrafına bakarken yine hakkında denk geldim. 14 yaşındaki YouTuber yazıyordu. Yani bir de yeni doğum günü olmasına rağmen böyle yazıyordu. Bu işi artık çözmem lazımdı. Çünkü bu videoyu izleyen siz sıkılmaya başlamıştınız. Tek bir çözüm yolu kalmıştı. Yukrup'un ev adresini bulmak ve evini basıp kimliğine bakmak. Bunu yapmak zorundayım. Kusura bakma Yukrup. Lan topluğa baktım. Yaşı zaten toplulukta yazıyormuş. İşin aslına bakmak gerekirse evet, şu anda 15 yaşındayım. Resmi olarak 15 yaşına 2023'ün 22 Aralık'ında girdim. Okul olarak da 10. sınıfa gidiyorum şu anda. Peki tüm bu hikaye nasıl başladı ve tüm yaş olayları yalan mıydı? Öncelikle ben şu konuda kendimle ve izleyici kitlemle gurur duyuyorum. Benim YouTube'da ilk uçuş noktam, ilk yükseliş noktam olan FNAF hikayesi videomu 12 yaşındayken yapmıştım. Yani şu anda ekranda gördüğünüz videoyu 12 yaşındaki bir çocuk yapmıştı. Bazı gizli olan bu kanaldaki ilk videolarımda muhtemelen 11 yaşındayken yapıyordum. O zamanlar çok yüksek izlenmiyordum tabii ki ve kendimle gurur duyabilecek bir nokta yoktu ortada. Copy Playtime FNAF videolarıyla falan izlenmelerimi güzel güzel arttırıyordum. En büyük patlama noktalarından biri olan dostlarımla yaptığım FNAF hikayesi videosunu 13 yaşında yapmıştım. Şu anda o video 2 milyon izlenmeye sahip ve 13 yaşında bir çocuk olarak o videoları üreterek o izlenmelere ve 100 bin abonelere ulaşıyordum. Copy Playtime 3'ün çıkmasıyla birlikte de 13 yaşında yaptığım videolarla ortalama 200-500 bin civarı izleniyordum. Kendimle gurur duyduğum nokta da bu. Benim ne onlarca sponsorum vardı ne de izlenmem için destekli olan biri vardı. Mental açıdan kafamı rahatlatmamı sağlayan insanlar vardı tabii ki. Onlara her zaman teşekkür ediyorum. Yaşımı gizlememin sebebi de birazdan gelecek zaten. Bir video atıyorum 100 bin izleniyor, bir atıyorum 700 bin izleniyor ve kendimle gurur duyduğum nokta bu başarıları hem LGS sınavına hazırlanırken kazanıyorum hem de 13 yaşındayım abi. Belki de herkesin hayali bu ve bir nevi yaşıyorum bu hayali. Düşüş noktaları tabii ki oluyor ve hiç kimse bir kariyerde stabil ilerleyemez. İnişler yükselişler olur. T-Launcher videosunu çoğunuz bilirsiniz. Video bir günde 200 bin izlenmeye ulaşıp şu anda 500 binden fazla izlenmeye ulaşmış. O video atıldığı zaman iyisiyle kötüsüyle forumlarda full benim adım geçiyordu. Ve mesela o videoyu yaptığımda 14 yaşındaydım abi. Bana söven çoktu mesela ki hala söven var. Benim yaşımı şu ana kadar saklamamın sebebi de birazcık çekinmemdi açıkçası. Ama merak etmeyin. Bu gerçek bilgi ki ben şu anda 15 yaşındayım ve 15 yaşında 22 Aralık 2023'te girdim. Ne kadar bana o zamanlar 16-17 yaşındasın diye iftira atsalar da adıma, markama iftiralar atıldığında 14 yaşındaydım. Yanlış anlamayın, bu bir ego asla değil bence. Kıskanan kişiler zaten yorumlarda belli eder kendini. Ve ben şu zamana kadar hiçbir şekilde ego içeren bir konuşma yapmadım size. Yapan çok kişi var biliyorum. Ama hayır. Ben hiçbir zaman küçücük yaşımda elde ettiğim başarılarla, yediğim nişlere rağmen hala ayakta olmamla veyahut o tarz bir şeyle asla ego yapmadım ve yapmam. Bugüne kadar oyun hikayeleri çözdük, başka insanların gizemlerini çözdük ve bugün de kendi gizemimi çözdüm. Evet, artık 22 Aralık 2023 tarihi itibariyle 15 yaşındayım. Peki bu bilgi size nerede yarayacak? İnanın bilmiyorum.